Hepinize tekrardan Merhabalar arkadaşlar Steve Skylines 2 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, En son buradaki yerleşim yerimizi neredeyse tamamen doldurmuştuk şurada birkaç e, Mahalle kaldı Onları da bu bölümde doldururuz Hatta şöyle yapalım mı ee, Diyorum ki ufaktan şöyle binalarımızı koyalım onlar inşa edilsin Biz de asıl yapmamız gereken meseleye bir giriş yapalım Ben bu bölümde Gerçekçi bir maden yapmak istiyorum. Dolayısıyla bu bölümde de ona uğraşacağız. Yani bu yerleşim yerine çok bakamayacağımız için şimdiden şöyle birkaç bina yapalım. Tabi bunun yönü yukarı bakması lazım. Ha böyle. Hop apartman açıldı güzel. Bir tane büyük bina açıldı. O binayı kullanarak bir önceki bölümde yaptığımız gibi bir apartman sitesi yapabiliriz ileride. Şimdilik acelesi yok. Ama kullanabiliriz. Güzel oldu onun açılması. Yine şöyle buralara binalarımızı yapmaya devam edelim. Ama böyle değil ya kardeş. Heh, şöyle tek yap. Bunu da aşağı doğru yap. Çok güzel oldu. Şuraya şöyle bir tane koyalım. Buraya bir tane böyle koyalım. Sonra şuradaki orta yoğunluklu sıralı binalarımızdan da kullanalım. Şurayı bir dolduralım bakalım. Nüfusumuz neredeyse bine doğru gidiyor. Daha da artacak. Muhtemelen artardı da diyecektim. Yine burada bir e, trafik sıkışıklığı olmuş. Olan şeyler ya çok takılmamak lazım onlara. Şöyle şurayı da dolduralım mı? Orayı da dolduralım. Tamam. Buradaki binalarımız inşa edilsin. Yeni insanlar şehirlerimize, şehrimize, şehirlerimiz değil, şehrimize gelmeye Devam etsinler. Biz de o sırada maden işine bir girişelim ama bunları düzeltemiyoruz ya. Muhtemelen ben onları tek tek elimle tekrar koymam gerek. O yüzden şimdilik kalsın. Şöyle bir bakıyorum. Maden için en uygun nokta neresidir diye. Ayrıca şöyle zemini de bir görebilsek tatlı olabilir. Şurası bir nebze yüksek. Dolayısıyla şuraya bir yere bu söylediğim madeni yapabiliriz. Ama maden yaparken zemini de bir boyamak istiyorum ben. Acaba maden için hangisi en uygun olur? Böyle toz görünümlü kum gibi bir şey olabilir. Belki şu falan nasıl görünür diyecektim ama bu sadece böyle mi koyabiliyoruz bunları? Ha bak o güzel değilmiş ama ya. Ben boyamak istiyordum yeri komple. Hani şuradaki gibi var ya. Bunlar gibi ben boyamak istiyordum. Şöyle. Aa bunlar da öyle değilmiş ki. Ben neyi yanlış hatırladım acaba ya? Bunlar böyle parça parça mı koyuluyormuş? İlginç. Ben sanki bunları böyle tutup istediğimiz gibi boyayabiliyoruz diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyormuşum meğer. Neyse yapacak bir şey yok. Bunlar tek tek koyulmaz arkadaşlar. Çok zor olur. Dolayısıyla onları salalım. Yani şöyle kum gibi bir şey olabilirse belki güzel olabilir. Çok toz olacak yani. Madenler toz olur ya çok. Sarı sarı görünür. Bak bu kötü. Şu iyi değil ama şu belki biraz idare eder bizi. Ama bunun da rengi çok düz. Yani arada hiç böyle kayalık yok, bir şey yok. Bak dümdüz şey yani kaplama. Keşke daha gelişmiş kaplamalar yapsalardı. Bu arada bizim modlarımız çalışmamış. Ben bir gideyim. Bu modları tekrardan başlatıp geri geleyim. Geldim arkadaşlar. Modlarımızı oyunu bir kapatıp açınca tekrar e, kendine getirebildim. Şu anda çalışıyor. Ha şimdi geldi abi. Biraz önce sadece bu üçünü görebiliyorduk. Şimdi bak üstte bu da açıldı. Ha tamam ya şu işte. Benim dediğim bunlardı. Meğer mod tam olarak çalışmadığı için e, böyle bir hata almışız peki bir denesek nasıl görünüyor bak çok şey ben ne bileyim bilemedim şu olabilir mi acaba belki başka yok mu Ha bak şu toprak olabilir direkt toprak olabilir bence daha açık olanı var mı peki bunun Şöyle uzaktan baktığımızda en tatlı hangisi görünüyor? Bence şu topraklar görünüyor. Ya da şu da olabilir. Ama şunlar daha iyi gibi ya. Neyse tamam, kaldır abi. Kaldır bunu da. O bunu da kaldır, kaldıramıyorum. Ha şöyle. Kaldır, kaldır, kaldır. Bunu da kaldır. Tamam. Şimdi şuraya bir gelelim. Bizim yolumuz burada şöyle bir yol çıkartıp buraya doğru çekebiliriz. Dolayısıyla şuralara bir yerlere maden yapabiliriz. E, maden yapacağız yapmasına da. Bunun zeminini tekrar bir görebilir miyim? Bu şekilde. Tamam çok şey değil. Sıkıntılı bir zemini yok. Şuraları ufaktan şöyle yumuşatalım. Buraya gayet bir maden oluşturulabilir. Ama biraz yükseltsek mi acaba? Hani önceki seride dağın içine yapmıştık ya. Çok ufak. Bence yükseltilebilir ama çok ufak dediğim gibi. Çok az bir şey. Biraz daha Heh, Biraz daha. Tamam, bence olur. Bence şu an oldu. Şöyle buraları bir yükseltelim bakalım. Şimdi bunun %100 yaparsam daha hızlı olur gibi her şey. Tamam şöyle buraları yükselttik. İçinde dolduralım. Fırçanın boyutunu birazcık arttıralım. Tamam şu an oldu. Kenarlarını da birazcık yumuşatırsak her şey çok daha güzel olur. Ya amacım dağ gibi görülmesi değil buranın. Birazcık yüksek olması sadece. Yani böyle bir yeri de nasıl madene çevireceğiz hiçbir fikrim yok. Çok ağaçlık bir alan. Hatta ağaçlarını şimdiden kaldırsak çok daha güzel olur. Şöyle buraya gelelim. Bunu seçelim. Sonra bunu kapatalım. Boyutunu arttır. Şunu %100 yap. Tamam, biraz daha arttır boyutunu. Tamam, şu alanı bir temizleyelim. Ağaçlardan arındıralım. Merak etmeyin arkadaşlar. Buradan kaldırdığımız ağaç kadar şehrimize dikeriz yeşil sev doğayı koru kamu spotu yapalım mı böyle de tamam burayı temizledik şu alan yükselttiğimiz alan şimdi nasıl bir şey olmalı peki birazcık alçak yapacağız kademeli olarak yapacağız duvarlarında kademeli kademeli ee, genişleteceğiz mi denir ne denir İşte yolların geçebileceği şekilde kademeli olarak yapacağız o yüzden şöyle şuraya geldim. Şunu da aldım. Bunun boyutunu biraz düşürdüm. Bunun da boyutunu birazcık düşürsek güzel olur. Tepeden bakabilir miyiz buraya? Teşekkür ederim. Şimdi şöyle birazcık alçalt. Ya da madenin en alt noktasını görecek kadar bir alçaltalım ki. Şu kadar maden yeterli midir? Bence değil bu arada. Bence hiç de değil. Ama şöyle bir şey geldi aklıma. Şimdi şunu bu seviyede yayalım şu şekilde. İki kademeli olsun yani madenimiz. Öyle tek e, seviyeden oluşmasına gerek yok bence. Şimdi buraya gelelim. Şöyle biraz daha alçaltalım. Hatta bir ufak daha dokundum da çok mu oldu bilemedim. Neyse ya bir şey olmaz. Burayı da şöyle ikinci seviye olarak alçaltmış olalım. Tamam gayet oldu. Şurayı tabi düzeltmem lazım. Ha gayret oyunumuzda bir kayıt aldı. Tamam şöyle bir şey yaptım. İki kademeli. Hatta bu taraftan baksak nasıl görünüyor ona bir e, kontrol edebilir miyim? Böyle görünüyor tamam güzel bence. Şimdi bunun girişi şuradan bir yerden olsun. Dolayısıyla şuraya bir böyle vadi gibi bir yer açmamız gerekiyor yolun geçebilmesi adına. Ee, şöyle bakıyorum şuradan gelecek yol ve buraya girecek. Dolayısıyla şunu kullanırsam çok daha güzel olur ama boyutunu biraz daha düşürmem lazım. Ee, buradan şuraya kadar hatta şuraya kadar. Haydi bakalım şöyle bir. Yol için alan açalım. Yolumuzu da buradan geçirelim. Biraz yamuk yumuk oldu. Niye öyle oldu? Neyse genişletince çözeriz orayı. Tamam. Yolumuz madene buradan giriş yapacak. Sonra içeriye yayılacak ama burası çok mu düz oldu? Burayı biraz eğimli mi yapsaydık acaba? Ne dersiniz? Bence birazcık eğimli yapsak güzel olabilir biliyor musunuz? Onu da nasıl yaparız? Şu şekilde yaparız. Bak şimdi. Dur olmadı. Bunu buraya tıklıyorum. Bunu şuraya tıklıyorum. Şöyle şurayı genişletelim biraz. Sonra buraya kıvrımlı bir yol yapacağım ben. Şöyle. Tamam. Şimdi şuradan şu aletimi aldım. Biraz da boyutunu arttırdım. Buradan girmiş olsun, böyle gelmiş olsun, şöyle dönmüş olsun falan kıvrımlı kıvrımlı. Gözükebildiği kadar kıvrımlı gözüksün. Geldim buraya tekrar. Şöyle. Bence gayet makul yani güzel oldu. Şimdi şuraları da yumuşatırsak çok daha güzel olur. Buraları da yumuşatalım. Tamam böyle bir yoldan gelecek. Şimdi daha iyi. Şimdi daha doğal görünüyor. Ya ama oyunla şöyle bir şey var ya hani. Zemin ne olursa olsun kim oluyor ya o biraz sıkıntılı ya. Maden alanına giriyoruz sonuçta bak konuşamadım. Maden alanı nasıl çim olabilir abi? Toz toprak olması gerekiyor. Ve oyunda öyle çok da güzel bir toz toprak kaplaması yok maalesef. Şunları tekrar bakabilir miyim? Bak şu güzel tamam mı yakından baktığımızda. Ne farkı var ki bunu anlayamadım. Daha mı koyu yani ne bu? Bununla bunun ne farkı var? Hiçbir farkı yok bence. bir kaldır bakalım tamam. Şunu bir kullanayım mı? Ben. ben diyorum ki şuradan itibaren şuralardan itibaren mi tutsam? Ben hızlıca bunu bir koyup geleyim. Sizde hem oyalamayayım arkadaşlar. Ee, bir kontrol edeyim. Güzel olmazsa kaldırırım. Bu şuna da şey yapmış olmayız yani. Zaman harcamış olmayız. En azından sizin zamanınızı harcamış olmayız. Ben şöyle hızlıca buraları doldurayım. Sonra hemen geleyim. Evet, geldim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu şekilde gözüküyor. Bence fena değil. Yani gayet e, kumlu, böyle tozlu bir yer gibi gözüküyor. Ama aklıma şimdi şu takıldı. Biraz geç oldu bu ama. Acaba ben buradan yol çekmek istesem? Oh, çekebiliyormuşum. Bir an korktum he. Dedim acaba bunun üzerine yol çeksem burası kırılır, bozulur mu ya da izin verir mi? Neyse, vermese de zaten anarşi modumuz var. Onu kullanır, hallederiz. O yüzden sorun değil. Şimdi şuraya geldim. Madenimizin giriş yolu asfalt olsun bence. Buraya kadar asfalt bir yol yapmış olsunlar. Şöyle yapalım. Ee, buradan sonrası toprak yol olabilir. Çünkü madenin içi yani sonuçta. Şuradan sonrasında ben toprak yolu olarak güncelleyeyim. Tabi yakalarsa çok daha güzel olur. Hangisiydi bu muydu? Buymuş. Tamam tekrar salsın. Teşekkür ediyoruz yakaladığı için. Şöyle bir bakalım. Ben bu yolu rastgele sağa sola çekeceğim. Çok e, düzgün olması için çaba harcamayacağım. Çok önemli değil çünkü. Şöyle bir çektik tamam mı? Sonra diyorum ki şuradan bir tane daha yol çekelim. Şöyle buraya doğru. Hatta aklıma ne geldi? Çok güzel bir şey geldi aklıma. Ama şimdilik burada uygulamayalım bunu burada uygulamayalım şimdilik. Bu yolu bir kıvırsak şöyle bir gitsek bakalım ne olacak. Biraz gidelim buraya doğru. Ee, bir tane şuradan iniş yaparız buraya. O yüzden şuradan bir yol bırakayım. Bir tane de şuraya doğru bir dönüş yapalım ki. Çok da ama sert olmasın. Şöyle bir dönüş olsun. Çünkü buradan gelen adamlar da bu yola dönebilsinler. Şu yola bağlayalım bunu da. Şimdi bana şu yolu bir ver bakayım. Şurayı da asfalt olarak güncelleyeceğim ve bu asfalt yoldan şöyle buraya doğru bir çıkış yapacağım. Aklıma bir şey geldi. Onu denemek istiyorum çünkü. Şöyle bir götürelim bu yolumuzu. Ve bu yolumuz şimdi toprağın altına girecek. Şöyle eğimimizi de bir salım 33 diyor. Allah çok yüksek oluyor ama öyle ya. O kadar yüksek olmasını istemiyordum. Biraz daha düşür. Şöyle iyi midir? Bir deneyelim hemen. Şöyle bir deneme yaptık. Bence güzel gözüküyor. Baya böyle toprağın altına madene iniyormuş gibi tatlı oldu. Şuraları bozuk mu abi? Çok bozuk değil. Yani problem olur mu? Olmaz o kadardan. Zaten uzaktan hiç belli olmayacak bile. Dolayısıyla uzaktan şöyle görünse yeter bize o. Sonra gelelim buraya. Şuradaki yolumuzu da bir asfalt olarak güncellesek. Tatlı olur. Şöyle buraya kadar asfalt yol olsun. Buradan sonrası normal yol olsun. Hatta şuradan yapalım böyle. Ya da şu yolu da mı asfalt yapsam acaba? Bence öyle yapayım. Merkezden giden bir yol sonuçta. Yani tam göbeğinden gidiyor buranın. Dolayısıyla burası da asfalt olsa tatlı olabilir. Şimdi geldik buraya. Biz buradan böyle zigzag yaparak aşağıya doğru bir iniş yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla en güzel nasıl yaparım diye baktığımda şu yolu şöyle çekerim. Sonra buradan geri döneriz aşağıya kadar ineriz. Öyle çok güzel olur gibi. Şuradan bana bunu ver abi. Bunu da zemine getir mümkünse. 180'den de tut. Şöyle gel. Şöyle buraya kadar geldik. Ama gelmeden önce bir zemini düzenleyelim öyle. Buradan bunu alıyorum, buradan bunu alıyorum. Bunun boyutunu bir 30'a falan düşürsek idealdir. Yani bu 60'da olabilir. Şimdi yol buradan böyle gelecek. Şuradan itibaren inmeye başlayacak. Dolayısıyla buraya sol tık, şuraya. Ee, şuraya mı yapsam? Tam şuraya yapsam iyi olur gibi. Buraya da saatlik yapalım. Buradan itibaren artık zemine doğru inmeye başlıyoruz. İn abi, in 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 in. Şimdi buraya kadar geldik. Adam buradan dönüp tekrar e, aşağıya doğru gidecek. Dolayısıyla şöyle şurayı bir genişletsek tatlı olur. Adamın rahat dönebilmesi için. Burayı da şöyle biraz çıkartsak tatlıdur. Buraya sol tık attık. Geldik zemine sağ tık attık. Sonra şöyle burayı bir dolduracağız. Bakalım nasıl olacak. Burayı tekrar boyamak lazım bir de tabi. Oluyor gibi ya. Tamam oldu bile. Şimdi bir bakalım. Gayet güzel de oldu. Ama kaplamak lazım burayı yine. Şuradaki gibi. Buradaki şeyi genişletebiliyor muyduk? Galiba genişletebiliyoruz gibi. Tamam, genişletelim. Şöyle, şuradan itibaren bunu bir kaldır, bunu bir kaldır, şurayı kaldır, burayı da kaldır. Bunları da kaldır mümkünse, şunları da kaldıralım. Başka var mı nokta? Şurada var. Bunu kaldır, bunu kaldır. Tamam, çok daha tatlı olacak şimdi. İzleyin. Şuradan böyle zemine kadar bir insin. Ya e burayı aslında komple bununla kaplasak ya ben niye sadece üst kısmı kapladım? Hiçbir fikrim yok. Bence burayı da kaplayalım ya. Harbi bak öyle daha güzel olur. Aşağıyı da kaplayalım. Ben hatta bir kaplayıp geleyim burayı. Ama dur bir deneyelim önce. Güzel görünmezse boşuna şey yapmayalım. Şöyle baktığımızda nasıl görünecek? Bir de yolunu çekelim hatta. Ver bana yolu. Kötü görünürse yapmayalım. Çünkü boşuna yemek harcamış olmayalım oraya. Şunu da bir açalım da zemini görelim abi. Şöyle aşağıya iniyoruz buradan. Heh, buradan şimdi döneceğiz. Şöyle geniş dönebildiğimiz kadar dönelim. Çok da dönemedik ama neyse olduğu kadar. Acı çekmeye çok gerek yok. Şöyle. Bence gayet güzel oldu. Yine buradan böyle yayılsın, gitsin bu yol. Şimdi bir bakabilir miyim kaplamayla beraber nasıl görünüyor diye? Yani fena değil. Yolu biraz kaplama yiyor galiba, değil mi? Kaplama yolu bir tık yiyor galiba ama sorun olur mu ya? Olmaz ki. Yani kötü değil. Ama her yerde aynı kaplamayla boyamak güzel olmayabilir. O yüzden kalsın. Bu şekilde iyi yani. Burayı böyle yapalım tamam ama şu alt kısmı bir ellemeyelim bir süre. Orayı ayrıca düzenleriz bence. Şimdi böyle çektik ama burayı da kademe kademe yapacaktık. Öyle bir şey söylemiştim hatırlıyorsanız şöyle alalım bunu. Kademe kademe bir yapalım bakalım. 30'dan ziyade 40 olursa çok daha güzel olur. Geldim buraya. Şöyle şuraya saati katıyorum. Burayı şöyle yapsam nasıl olur? Hah böyle oldu. Tamam. Kademe kademe bir genişletelim bakalım. Yani böyle çok daha güzel görünüyor. Madenlerde zaten genelde öyle oluyor. Böyle kademe kademe oluyorlar. Çok tatlı görünüyor böyle yaptığımızda. Benim de en hoşuma giden şeylerden biri yani madeni bu şekilde kademe kademe yapmak. Bir bakalım ne kadar oldu kademe. Şuradan başlayacak. Yani biraz daha buraya kadar gelsek güzel olur. Dolayısıyla şöyle uzatacağım biraz daha. Gel 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 gel. Ama bunun kaplamasını nasıl yapsak acaba ya da yapmasak mı hiç? Ne bileyim bilemedim. Yani burası böyle çim kalsa mı? Çim yani çim de çok güzel görünür mü? Bilmiyorum ya. Görünmez ki maden de çimle alaka. Umarım yeni bir güncelleme ile şu kaplama sayısını daha da arttırırlar. Sürekli işte sahile mahile çalışıyorlar ama daha gerçekçi asfalt işte kaplamaları, daha gerçekçi toprak kaplamalar falan eklenirse çok daha güzel olur. Şimdi şuraya geldik yine şuraya sağ tıklıyorum. Hop oyunumuzda bir kayıt aldı. Şöyle yine tepeden şurayı öyle boyayacağız diğer kısma kadar. Ben bunu arkadaşlar bu kademeyi e, şuraya kadar falan muhtemelen ortalama yaparım. Dolayısıyla yine sizi çok oyalamayayım. Ben gideyim burayı hızlı hızlı koyayım geleyim. Haydi gittim. Evet geldim bile arkadaşlar. Bu şekilde kademeli tatlı görünüyor şimdilik. Ee, ama tabi bunların yolunu falan da çekeceğiz. Nasıl yapacağız onu hiç bilmiyorum ya. Birazcık zor olabilir. Neyse gelelim şuraya toprak yollarımızı alalım. Buradan bir toprak yolumuzu çekelim bakalım. Sonra daha bunların bağlantılarını yapacağız. Şu ikisi arasındaki. Neyse yaparız ya ne olacak. Yani bence e, sonuç olarak çok güzel görünecektir. O yüzden uğraşmaya değer. Şöyle gelelim. Her kademeye bir yol çekelim bakalım. Hop. Bir de buraya şu büyük e, kazma aletlerinden çıkartabilirsek çok tatlı olabilir. Ama gerçi cevher madeni yaparken galiba olmuyordu, o, değil mi? Galiba o kazma aletlerinde büyük ekskavatörleri şey yapamıyorduk metal çıkartırken kullanamıyorduk. Neyse çok önemli değil. Burası bizim metal madenimiz olacak. Buradan demir çıkartacağız. Şehrimizin ihtiyacını buradan karşılayacağız. Hatta daha fazlasını da çıkartıp farklı şehirlere satabiliriz. Yani gayet de güzel bir gelir kaynağı olur bizim için de. Ama sorun şu ki ben yolu bir türlü düz çekemiyorum ya. Şöyle. Çok geniş çektim gibi geliyordu. Bak yolu koyunca çok dar oldu gibi buraları. Yaparken çok geniş yaptığımı düşünüyordum. Halbuki öyle değilmiş. Neyse olsun, önemli değil çok. Bazı yerleri dar olmuş, bazı yerleri birazcık geniş olmuş ama çok geniş değil genel olarak. Şöyle buraları bir dolduralım. Tamam, bu sıranın da sonuna geldik. Geldik bu sıraya bundan sonra kaç sıramız var bizim şimdi 1 2 3 5 sıra yapmışım yani bence gayet ideal daha fazlasını da yapabilirdik ama yani gerek yok o kadara bu bizim için yeterli 5 sıra yani güzel göstermesi için madeni gayet makul bir yükseklik ve kademe sayısı o yüzden çok da uğraşmaya gerek yok. Zaten yeterince uğraşıyoruz gördüğünüz üzere. Bakalım sonuçunda nasıl bir görsel bizi bekliyor olacak onu merak ediyorum. Bak çok şey çektim gördün mü bunu? Olmadı o. O yüzden bir daha çekmem lazım. Şöyle. Şöyle. A gayret. Tamam mı ya? Sanki oluyor gibi. Bir şu sırayı da koyup uzaktan bir bakalım. Bakalım nasıl görünecek. Şöyle bir baksak uzaktan. Valla bence güzel görünüyor he. Ne diyorsunuz? Yani kaplamalar biraz sıkıntılı ama şöyle baktığımızda bir tatlı görünüyor. Benim hoşuma gitti. Daha yollarını çekmedik. Şuraların da bir yolunu çekelim. Sonrasında tekrardan kontrol ederiz olmadı biraz yumuşatırız kenarlarını falan Hallederiz bir şekilde ya çok şey değil Çözülmeyecek Bir sorun değildir inşallah ya da benim şey de olabilir Grafik ayarlarım bir tık düşük olduğu için uzaktan kaplamalar tam yüklenmiyor ya Muhtemelen benim ondan Ama yakından Gayet güzel görünüyor Çok fazla gayet güzel mi dedim ama gayet güzel Gerçekten güzel oldu. Hoşuma gitti. Evet geldim arkadaşlar yine. Buraları bu şekilde yumuşattım ki birbirlerine bağlayabilirim bu yolları diye. Şimdi de bu yolları birbirine bağlayıp burayı bitireceğiz artık. Böyle 180 dereceye getirelim. Şöyle yapalım. Buradan geri dönsün aletler, araçlar neyse. Sonra buradan bunu birbirine bağlayalım. Geldik. Şöyle yandan bakarsak nasıl görünüyor? Yollarımız. Bir bakabilir miyim? Heh, tamam. Gayet güzel görünüyor. Yine şunları da birbirine bağlayalım. 180 derece şöyle getir abi Buradan da yukarı çıksınlar Ve bu şekilde birbirlerine bağlansınlar Orası son şurası son buradan sonra ne yapacağım hiçbir fikrim yok dağın içinden belki getirebiliriz öyle bir şey yapabiliriz ama Çok da önemli değil çıkmaz sokak olsa da olur e Şuradan da aşağıya inecek Bunu halletmemişiz daha dur orayı da halledelim Biraz sonra 180 derece şurayı da bir çeksek güzel olur Şöyle geri dönelim buradan da. Şu yolumuza bağlanalım ama bu yolumuz biraz şöyle garip olmuş. Orayı kırıp tekrar koysam çok daha güzel olur. Bunun gibi. Tamam. Sonra şurası biraz garip olmuş. Onu kıralım, tekrardan koyalım. 180 derece ver abi bana. Şöyle buradan geldik. Geri döndük ve yukarıya çıktık. Bunla birbirine bağladık. Bakalım yandan kötü görünüyor mu? Hiç kötü görünmüyor. Gayet düzgün bir yol. Şimdi tekrar bana bunu ver. Ben diyorum ki şuradan itibaren e, alayım, sonra şuraya kadar dümdüz çıkartayım bunu. Yükselteyim. Şöyle çek 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 çek. Hop tamam. Gayet güzel oldu. Yanlış yolu aldım ya dur. Şimdi de buradan şu şekilde toprak yolumuzu aşağıya indirebiliriz. Gayet tatlı oldu. Şöyle bir bakıyorum. Burada bir problem var mı diye. Oralarda bir problem yok. Ee, sonra ayrıca ben şuraya bir de küçük göl gibi bir şey yapmak istiyorum. Ee, onu da bir deneyelim. Şöyle küçük bir şey olsa bize e, kafidir. Güzel de görünür. Allah yanlış yerlere basmaşam. basmaşam çok daha güzel olacak. Keşke konuşabilsem. <laughs> ama bazen oluyor böyle. Tamam şöyle yapalım. Şu yeter bize. Hatta biraz daha şöyle. Tamam şu kadar. Peki boyutu ne kadar bir şey olsa. Şöyle. Bir boyut olsun. Bakayım. Nasıl görünüyor? Güzel görünüyor. Kenarlarını ufaktan yumuşatabiliriz. Ama yumuşatmayalım. Burası maden sonuçta. Yani sahil gibi kuma dönmesin kenarları çok fazla Şimdi modumuzu kullanarak buraya su ekleyebiliriz şöyle yapıyorduk şuraya sağ tıklayalım şunun ortasına Bundan koyalım İnşallah taşmaz ya taşarsa büyük sıkıntı Bakıyorum Taşmaz taşmaz Tamam Bana tekrar toprak yolun ver şunun etrafından bir toprak yol çekelim şöyle. Tamam burası biraz uzaklaşmış olsun. Sonra şurada tekrar yaklaşsın yanına. Suyun içine yapılamaz mı? Suyun içine yapmıyorum abi zaten. Lütfen beni salar mısın? Teşekkür ederim. Su yok burada abicim. Teşekkürler. Israrlı su var diyor. Suyun yanına yapamazsın diyor. Ama bilmiyor ki burada aslında su yok. Çok ilginç oyun. Kafayı yedirtirsin insan ama ben de madem öyle şunu açarım. Gayet güzel yolumu çekerim. Bu da bize hiç karışamaz bu şekilde. Oh mis gibi oldu. Tamam. Bir bakayım neredeydi yol buradaydı tamam. Buna direkt bağlasam böyle kötü olabilir. Şöyle kendim çekeyim ufak ufak. Tamam. Şimdi çok daha güzel oldu. Bir bakalım mı? Tamam. Gayet tatlı. Hatta aklıma benim bir şey geldi. Şöyle bir şey yapsak. Nerede bizim yaya yolumuz? Burada. Bana yaya yolumu ver abi. Şunu bir kapat tabi. Şimdi şuradan çekeceğim. Eksi 10 olmasın. Eksi 23 de olmasın. Şunu sakince ayarlayalım. 0.5 olur. 0.5 olur abi. Ama şimdi bana izin ver. Allah 05 yanlış yerden aldım. Şuradan alayım. Bir de yakalamasın. Ben kendim çekeyim kafama göre. 05 şu şekilde. Şuradan böyle bir tane şey çekelim. Çıkıntı çekelim belki kullanılıyordur ne bileyim yani. Böyle garip bir görünümü olsun. Hatta burası şey ya şimdi. E suya yanlarında da çalılar çıkmış olsun. Bence daha güzel görünecek. Dur bakayım. Ekli koyabilir miyim? Çalı bu var. Bir de şu vardı. Bundan çıkmış olsun. Boyutunu düşür. Biraz daha düşür. 10, 10 biraz az oldu. 20 bari olsun. Şuraları. <laughs> Aa yola koydum. Şunu kapatmayı unuttum çünkü. Neyse tamam. Kaldırırım ben onları biraz sonra. Çok önemli değil. Ya bu kendi koyamıyor. En iyisi ben tek tek koyayım bunları. Bir de şunu açalım. Bak buralara falan koydurmuyor abi. Koysana niye koymuyorsun ya? Sanki bu önemli bir şeymiş gibi. Şöyle serpiştireyim ara ara. Şöyle. Oh mis gibi oldu valla. Tamam şu yoldaki şeyleri çalıları bir kaldırmamız lazım ama. O kötü oldu orada. Hop Oyununda bir kayıt aldı. Kayıt alınca bir donmaya başladı yine bak bu kadar da olmuyordu. Oyuna yeni başladığımızda haritayı yeni açtığımızda. Şuraları da boya boya doldur doldur doldur. Tamam gayet tatlı oldu. Buralarda var mı yapacağım. Şuralarda da birkaç tane serpiştireyim. Tamam. Bir de yoldakileri kaldırırsak tadından yenmez burası. Tamam. Şunları da kaldır hatta. Gayet güzel oldu. Şunu da kaldırayım mı? Şimdi madenimizi bu şekilde yaptık. Tabii ki buraya madenler koyacağız gerçekten. Böyle sırt görüntü olsun diye yapmadık burayı. Dolayısıyla şuradaki yolumu alayım. Asfalt yolumu. Biraz daha çekeyim bunu. Çekebildiğim kadar. Böyle biraz daha uzalt uzatalım, <laughs> uzatalım, uzatalım. Ee, hatta şuradan da buraya bir bağlantı yapalım mı? Dur, bence güzel olur. Şuradan oraya doğru bir bağlantı tatlı olabilir. Ama bu yolu şöyle getirsem, şuradan çıkarsam falan desem, bir bakayım iki kademede yapmışım burayı da iki kademede bence yapabilirim yine. Ver bana bunu. 30 değil ama 40 yapalım bu sefer. Şöyle gelecek, şuradan girecek. Buradan. Buradan girecek. Sonra yarısına kadar şuraya kadar gelsin. Şöyle burayı dolduralım. Yarısına kadar geldikten sonra da buradan geri dönüp tepeye kadar çıksın işte şuraya kadar. Yap bakayım abi. Böylece buradaki yolu da şuraya bağlamış olacağız. Güzel olacak. Hatta şuradaki toprak yolu da bu asfalt yola bağlamış oluruz. Daha tatlı olur. 80 dereceye getir. Şöyle bunu buradan çek. Çok da çekme ama tabii. Bunu da buradan götürelim. Gel 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 gel. Buradan geri döneceğiz. Buradan yukarı doğru gideceğiz. Tamam abi. Şöyle buna da bağladık mı? Çok da güzel olur. Peki. Bunu da aynı bu şekilde yapalım mı acaba? Bence üst kısmı yapalım. Alt kısma yapmayalım. Şöyle üst kısmı düzenleyelim şurayı ee, nereye kadar geliyor buraya kadar geliyor işte şöyle buradan itibaren olsun ama alt kısım olmasın Allah burada şey varmış nokta varmış onu görmedim. Bunları da şöyle çekelim. Tamam, gayet tatlı oldu. Acaba bunları birazcık yumuşatsak nasıl görünür? Kötü görünür mü? Şuraları örneğin. Şöyle birazcık yumuşatsak. Çok da değil ama yani. Birazcık. Nasıl? Keşke bakabilseydim bir de şöyle yapayım ha. Şurayı biraz daha yumuşatsak. Şu, tam şurayı. Heh, güzel oldu. Bence tatlı oldu. Şimdi bir de şunların şu kısımlarını yumuşatmak lazım ama bunu 60 değil şöyle 35 falan yapsak çok daha güzel olur. Şöyle. Genişlet genişlet genişlet. Oh mis. Yola çok fazla yaklaştırmamam lazım onu unuttum bak. Yola yaklaştırınca yolun kenarları çok bozuluyor çünkü. Size bir şey değil mi? Bunu ben şöyle yapayım. Çok hızlı çekeyim. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Vallahi 3 kere çektim. Bakayım ne oldu. Bir yumuşadı ufaktan. Güzel de oldu ama. Tatlı da oldu. Tamam. Madenimizin bu kısmını da hallettik. Uzaktan madenimiz bu şekilde görünüyor. Şurası çok tatlı olmadı. Çok keskin bitiyor. Burayı hallederiz. Düzenleriz tekrar. Yine bunların maden araçlarını vesaire de koyacağız. Şuradan maden alanlarımızı da koyacağız. Genelde ben buraya metal madeni yapmak istiyordum. Metal çıkartmak istiyordum. Ama belki işte kömürüydü, petrolüydü falan o işlere de girebiliriz. Şimdilik madenimiz bu şekilde görünüyor. Ama daha da düzenlemeye devam edeceğiz. Ee, video çok uzun olmasın diye arkadaşlar şimdilik e, bu kadar olsak gayet güzel olacak. Bu madenimize bir sonraki bölümde devam ederiz. Önerilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.